Yüceller Pen'de bağır kampanyası başladı. Ücretsiz projelendirme ve fiyatlandırma bizden, karar verip yaptırmak sizden. Ödeme planınızı siz belirleyin, ferah, şık mekanları biz sunalım. Her bütçeye uygun ödeme planı ile Yüceller Pen evinizin çehresini değiştiriyor. Zamsız, farksız, peşin fiyatına 12 aya varan vadeler Yüceller Pen'de. Her kalbin bir penceresi var. Sizin de öyle. Yüceller Pen. Saygıdeğer izleyiciler, burada programımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölümde de elimizdeki araştırmalara bağlı olarak işte Bandırma Vapuru'nun kaptanı Zincidereli İsmail Hakkı Durusu idi. Bir başka araştırmada ki ilk yazılardan birisi budur, Ulus Gazetesi'nin 19.5.1937 tarihli, yani 19 Mayıs 1937'de yayınlanmış olan bir yazısının başlığı da şu: Atatürk'ün bindikleri Bandırma Vapuru'nun kaptanı anlatıyor. Orada da kendisinin Kayserili ve daha önce belediyelik olan ama bugün belediyeliği kaldırılmış olan Zincidereli olduğu. Bir başka yazıda, Kayseri Gündem 20 Mayıs 2002'de çıkan bir yazıda, Bandırma Vapuru'nun kaptanı Kayserili idi diyor. Ve buna benzer, Bandırma Vapuru'nun kaptanı Kayserili çıktı gibi yazılarla bunu şey diyoruz. Tabii bizler öğretmen olarak 1976'lı, daha erken tarihlerden itibaren genel tarihimizle yerel tarihi örtüştürmeye çalışırdık. Ve burada da Kayseri'nin yerel özelliklerini, tarihi kimliklerini, tarihi eserlerini, kültür kaynaklarını vermeye çalışırdık. Tabii bu bütün tarih öğretmenlerinin yaptığı bir şey değil. Ancak bir dikkatimi çeken de şu oldu. Bu konuda en çok araştırma yapanlardan birisi de sizsiniz Sayın Akbaş. Bu araştırma merakınız nereden geliyor? Şimdi ve İsmail Hakkı Durusu ile ilgili burada sizden bilgi almaya çalışalım. Hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle şöyle hikaye edeyim. Şu an Zincidere Talas'a bağlı. Yani eskiden bir belediyelikti ve değerli belediye başkanı Mustafa Aksu Bey gerçekten bu konulara çok meraklı bir insandı. Yine böyle bir Mayıs ayına girdiğimiz bir zamanda beni telefonla aradı. Dedi ki böyle böyle bu ayın içerisinde bazı etkinlikler olacak Zincidere'de. Çünkü kaptan İsmail Hakkı Bey Zincidereli. Bununla ilgili de bazı çalışmalar yürütüyorum. Hatta onun nüfus bilgilerine ulaşmıştı. Evet. Onları, tapu kayıtlarına evet ulaşmıştı. Tercüme ettirdim dedi. Talas Nüfus Müdürlüğü'ne onaylattım dedi. Biz daha sonra Zincidere'de birkaç görüşme yaptık kendisiyle. Biz tabii bunu, bizim amacımız bu çalışmayı Kayseri'ye yaymak ve Kayseri'de bir daimileştirmek. Daimileştirmek ve bir etki yapmak üzerineydi. Tabii ben de bu arada boş durmadım. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi işte Ulus Gazetesi 1937'de evet, ki çok isabetli olmuş. Yani bizim elimizdeki şu anda tek tutardal belge adına kaptanın anlattığı şeyleri. Kaptanın hayattayken. Evet, hayattayken, çünkü daha vefat etmemişti. 1940'larda vefat ediyor zannediyorum. 22 Aralık 1940 40'ta vefat ediyor. Çünkü 3 yıl kadar öncesinde bu röportajda da bu çalışma yapılmış. Bu çok önemli tabii. Ama şimdi şu var hocam, bütün mesele şurada düğümleniyor. Yani biraz önce siz dediniz ki genel tarihle yerel tarihi örtüştürmek. Şimdi burada Kayseri için çok önemli bir faktör çıkıyor. Bir kahraman çıkıyor. Hem de ailesiyle belli. Mesela Zincidere'de Posloğlu ailesinden, ondan sonra İbrahim, şu anda bilinen dedesi.
İsmail Hakkı Bey'in dedesi. Babası da Hacı Ahmet Efendi, o da bir kaptanmış. Gerçi Kayserimizin denizi yoktur ama ondan evet. sonra böyle kaptanları da çıkıyor. Hacı Ahmet Efendi de kaptan ve İsmail Hakkı Bey de babasının etkisiyle bu mesleğe girmiş bir insan. Ve doğumu da Atatürk'ten 10 yıl önce. 1871'de. 1871'de. Hatta çok önemli, ilk stajında Kayseri isimli yük gemisine atanarak evet. yapıyor. Yani bir tesadüf değil, kendisini tamamen denizciliğe verecek ve gelecekte de denizcilikte kendisini efendi kaptan. Evet. Sakin ve oldukça efendi davranış olarak da efendilik unvanını alacak kadar bir karakter üstünlüğüne sahip. Zaten hocam şimdi İsmail Hakkı Kaptan'ın durumu o kadar ilginç ki bu efendiliği gerçekten tam bir örnek teşkil ediyor. Atatürk iki defa çağırmış kendisini Cumhuriyet evet. yıllarında. Şimdi bu ikisine de katılamamış. Birini hastalık peşini bırakmamış. O yüzden katılamamış. İkincisi de daha çok yeni tarihler. Yani Cumhuriyet ilan edildi. Acaba bir şeyler mi bekliyor? Talep ediyor. Talep bizi. Ediyor. Yani bir maddi imkanlar mı bekliyor gibisinden düşünceler sebebiyle katılamadığını söylüyor. Yani bu bir tevaziliği ki biliyorsunuz o dönemde İstanbul'dan büyük ölçüde aydınların Ankara'ya doğru taşındığı bir dönem. İnsanların Atatürk'e yakın olmak için çok büyük çaba harcadıkları bir dönem. Bir taraftan milletvekilliği mekanizması, bir taraftan diğer mekanizmalar için akın akın insanların geldiği bir dönemde İsmail Hakkı Kaptan'ın böyle mütevazi bir çizgide evine çekilmiş olması bu efendi kaptan meselesini biraz daha açıklıyor. Şimdi o mütevazi oluşunu bir de maddi karşılığıyla evet. düşünelim. Tabii ki Mustafa Kemal 18 arkadaşıyla birlikte Samsun'a çıkıyor. Ve Bandırma Vapuru'nun personel sayısı da 22 civarında. Evet. Ve Mustafa Kemal tabii ki o silah arkadaşı olarak kabul ediyor. Bandırma Vapuru'nun süvarisine varıncaya kadar ki bütün görevlilerini de Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları arasında yad ediyor. Ve onları takip ettiriyor. Kim nerede diye. Hatta bunlardan birisi çok sıkıntılı bir evet. hayatının olduğunu evet. kendisine ulaştırdığında emekli maaşını 25 liraya çıkarıyor. Evet. İsmail Hakkı Bey'in mütevaziliğini gördüğümüzde o zamanki maaşı 8 lira. Evet. Yani bu mütevaziliği de aşan, sadece görevini yapmış olmanın huzur ve mutluluğunu her türlü sıkıntıya katlanacak tarzda benimsemiş bir kimlik ve bir kişiliktir bu. Şimdi şu noktaya da gelelim isterseniz hocam. Şimdi İsmail Hakkı Kaptan'la ilgili söyleyeceklerimizi söylerim ama şimdi bir de Zincidere'ye de dikkat etmek lazım. Şimdi evet. Zincidere Kayseri için çok önemli bir yer. Yani İsmail Hakkı Kaptan'ın oradan çıkması çok şaşırtıcı değil. Yani ya da o ailenin oradan çıkması şaşırtıcı değil. Neden derseniz, çünkü Kayseri'nin belli bölgeleri var. Bu bölgelerde biraz daha eğitim seviyesi farklı, kültür seviyesi farklı, yapı farklı. Zincidere biliyorsunuz yetimler yurdunun olduğu bir yer. Evet. Zincidere'de gayrimüslimler yaşamış ağırlıklı nüfus olarak ama bu gayrimüslimlerin büyük bir bölümü biliyorsunuz kendilerini Karamanlı, yani Hristiyan Türk olarak adlandırıyorlar. Ve biliyorsunuz Papa Eftim evet. onun Zincidere'lidir. Orada hatta ilk defa o Zincidere'deki matbaada kitaplar basıldığı söyleniyor ki bunlar mesela elimizde şu anda bir belge olarak olmayabilir ama bunu teyit eden bilgiler çok kuvvetli. Yani ilk defa Hristiyan Türkler orada tercüme yapmışlar ve yabancı dildeki kitapları Türkçe'ye aktarmışlar. Şimdi orada bir de İslam Mahallesi var. İslam evet. Mahallesi var. Şimdi buna dikkat İsmail etmek. İsmail Hakkı Durusu Bey'in de doğduğu mahalle. Çünkü evet. zamanla orada çevrede ki biliyorsunuz Erciyes Tane Tekleri'nde çok miktarda Türkmen köyü var. O köylerden birer ikişer hane gelerek Zincidere'de ki ama bir de yanında hemen Akçakaya var. Akçakaya'da şey yok. Gayrimüslim yok.
Akçaka orada Somuncu Baba'nın... Bir mahalle gibi düşünülüyor bugün ama... Evet, evet. O eskiden bir köydü. Akçaka'ya da gayrimüslim gözükmüyor. Civarda da çok miktar Türkmen köyü var. Üçer beşer gelmişler. Komşu orada bir... mahallesi Zincidere'de. Evet, bir İslam mahallesi kurmuşlar. İşte Postoğlu ailesi bu İslam mahallesinde oturuyor. İsmail Hakkı Kaptan'ın ailesi. Bu şekilde. Şimdi orada da yalnız bir şey var. Ben İslam Hristiyan diye ayırmak istemiyorum. İkisi de vatanperverlik noktasında aynı birbiriyle bence. Birbiriyle yarışıyor. Birbiriyle yarışır. Şekilde bunu siz de gülümseyerek söylediniz. Çünkü tarihi belgeler ortada. Neden? Çünkü Atatürk Papa Eftimesiz Hristiyan Türkler olarak, kahramanlar olarak milli mücadeleye bir ordu kadar yardım ettiniz diyecektir. Yani bunun kamuoyu tarafından iyi anlaşılması lazım. Yani bu insanlar kendilerini Türk olarak tanımlayan insanlar. Yani Papa Eftim'in o meşhur ben Türk dostu Eftim değilim, ben Türk oğlu Türk Eftim'im sözü de yine bu semalarda çınlayacaktır. Sakarya Savaşı'nda yaptıkları ayin biliyorsunuz, Türk ordusu için yaptıkları ayinde Vali Bey katılmıştır, Muammer Bey ordu komutanı katılmıştır. Zincidere'nin yani gerek okullarıyla, gerek kiliseleri, gerek camisi, gerek nüfusuyla çok önemli bir yapısı var bizim bölgemizde. Ama maalesef, şimdi biraz günümüze doğru hafif kayarak söylüyorum hocam. Şimdi belediyeleri kaldırdılar. Zincidere'mizde belediye yok. Ve bu yük bence Talas Belediyesi'nin omzuna bindi gibi geliyor. Çünkü daha önce belirttiğim gibi Mustafa Aksu Bey'i hakkını teslim etmek lazım. Gerçekten bu kültürel faaliyeti çok iyi organize etti. 19 Mayıs programlarının bir bölümünde orada İsmail Hakkı Kaptan'ı 18 Mayıs'ta andı, orada programlar yaptı. 2002 yılından itibaren evet. De bugüne kadar devam programlar düzenledi. Şimdi işte bu noktada bize düşen görev, yani siz de biraz önce isim vermediniz ama yapılan çalışmalardan bir bölümde size aittir İsmail Hakkı Kaptan'la ilgili. Şimdi bu konuda bizim amacımız bir kamuoyu oluşturmak. Yani insanlara bir şeylere ifade etmek, bilgi vermek ve Kayseri halkına, gençlere şunu diyelim ki değerlerimize sahip çıkma noktasında bir şeyler yapalım. Yöneticilere de tabii teklifler sunmak bizim görevimiz. İşte teklif ediyoruz. Şimdi Zincidere Talas'a bağlıdır. Talas'ta İsmail Hakkı Kaptan'ın mesela adı yaşatılmalıdır. Onun anısına yine Mayıs ayı içerisinde 19 Mayıs'a yakın tarihlerde Mustafa Aksu Bey'in yapmış olduğu bu program zinciri yine devam etmelidir. Tarih şey diyor zaten 18 Mayıs'ta. 18 bir gün Mayıs. Önce. Bir gün önce evet. Bir gün önce yapıldı. 2002 tarihinden itibaren de aksamadı bu. Evet, evet. 2009 seçimleri yapıldı. Belediyelik sona erdiği için herhalde evet. Bugün bilemiyoruz bununla ilgili bir program olacak mı? Valla ben bununla ilgili herhangi bir şey duymadım ama geçtiğimiz yıllarda özellikle Kayseri valilerinin katıldığı programları hatırlıyorum. Bu iyi bir çalışmaydı. Gençlerin ve Kayseri kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında çok çok yararlı oluyordu. Bir de şu var hocam, şimdi şehirde isimler veriliyor. Parklara, bahçelere isimler veriliyor, sokaklara isimler veriliyor, bulvarlara veriliyor. Heykeller yapılıyor. Ben bir ara bunu da konuşmuştum ya da insanların tartışması için ortaya atmıştım. Yani kimlerin heykeli dikilmeli Kayseri'ye diye. Çünkü biliyorsunuz Batı'da şehir kültüründe önemli bir yapı var. O değerlerin yaşatılması için. O şehre ait değerler varsa onların heykelleri yapılıyordu. Mesela orada İsmail Hakkı Durusu, onun da kaptanımızın da ismi yer almıştı. Belki insanların birçoğu vakit bilmiyorlardı. Ama şimdi biliyoruz, değer olarak biliyoruz. İşte Talas'ta mesela bu konuda ciddi çalışmalar yapılabilir diye ben bir teklif getirmek istiyorum. Çünkü aslına bakarsanız biz de yani biraz geç kaldık millet olarak İsmail Hakkı Kaptan'ı tanımakta geç kaldık diye düşünüyorum. Siz de hatırlayacaksınız. Evet, her ne kadar 1937'de Ulus Gazetesi bunları yazdı ama biliyorsunuz asıl Milliyet Gazetesi ile daha sonra da Hürriyet Gazetesi'nin 1999. 99'da Milliyet, yani geç kalmış bir tarih. Çok geç kalmış bir tarih olmasına rağmen sevgili izleyicilerimize göstermek istiyorum. Evet, Karşıyaka Vapuru. Karşıyaka Vapuru'nun adı değiştirildi. Evet, Milliyet'teki bu yayından sonra ve kaptanımız İsmail Hakkı Durusu'nun adı bu vapura verildi.
tabii millet olarak biraz geç kalmış olabiliriz ama her şeyi telafi etmek mümkün. Nasıl ki denizcilik işletmeleri bunu telafi ettiyse ve bu vapura kaptanımızın adını verdiyse biz de Kayseri'de... Tabii ki bunlara yerel yönetimlerin sahip çıkması gerekiyor. Evet. Yani başkasından bir şey beklemek yerine öncelikle yerel yönetimler bu isimleri yaşatabilecek. Evet. Anıtlar dikebilirler. Şimdi, en evet, azından buyurun. Açıklamış olduğunuz gibi çok büyük bir parka veya trafiğe çok açık olan, çok belirgin bir caddeye bu isim verilmesi gerekir. Bir de hocam şu var, siz de aynı durumda kaldınız, biz de aynı şekilde. Bakın ailesiyle ilgili fotoğrafları toplamaya çalışıyoruz. Mesela burada işte eşi Fatma Hanım, ondan sonra ve kızı ondan sonra Safiye Ulugöl ve torunlarından ikisi şu fotoğrafta yer alıyor. Ama şimdi bakın, daha çok belge, daha çok bilgiye ihtiyaç var. Şimdi bunlar arasında, torunlar arasında Profesör Lemi Ulugöl 1985'te vefat etmiş. Ama mutlaka onun neslinden insanlar vardır ve diğer çocuğu Nejat Ulugöl ve hayatta. Ondan sonra Bilgin Ulugöl hayatta. İşte ben diyorum ki bunlar ilgili, mesela bu İsmail Hakkı Kaptan'la ilgili daha çok belge, daha çok bilgi, daha çok fotoğraf bulunabilir. Bunu da mesela Talas Belediye'miz yapabilir ya da Kayseri'deki bir kültür kurumu yapabilir. Bu belgeleri toplayıp ondan sonra ya da bu konunun araştırılması için sizlere, bizlere görev verebilir, imkan verebilir ve İsmail Hakkı Kaptan'ın hayat hikayesi daha geniş şekilde, sadece makaleler düzeyinde değil de belki bir kitap düzeyinde oluşabilir. Yani aileyle görüşmek, onları çağırmak, onları onurlandırmak, onlara ait, onlarda olan bilgi ve belgeleri. Çünkü bu artık Kayseri'ye mal olmuş bir isim. Öyle değil mi? Türk tarihine mal olmuş bir isim. Hem genel tarihe hem yerel tarihe mal olmuş bir isim. Bunlar yapılabilir diye düşünüyorum açıkçası. Tabii ki o noktaya gelmeden önce belirttiğimiz gibi dünya denizcilik tarihinde şanslı ve uğurlu gemilerden söz ettik. Evet, evet. Bu şans yerel tarihler içinde kolay çıkmaz ortaya. Evet. Yani kahramanlar yetiştirmek çok önemli, tarihi şahsiyetleri ortaya çıkarmak çok zaman tesadüfi oluyor. Bu gerçekten tesadüfi bir olay mıdır? Öyle olduğunu düşünsek bile ne yapalım ki bugün tarih içerisinde böyle bir kimlikle karşı karşıyayız. O halde onu tarih sayfaları arasında koymak, olaylar içerisinde sadece adını zikretmek tek başına yeterli de değildir. Bu bakımdan ben şunu da şey diyeceğim, İsmail Hakkı Durusu Bey'in henüz hayattayken ve daha sonra çıkacak olan yazılarda çok şikayetçi olduğu konular var. Yani evet. Burukluk hissettiği konular evet, var. Evet. İsterseniz onu bir bilgi disiplini içerisinde vermeye çalışalım. Şimdi en basitinden yani hakkı teslim etmek lazım. Çünkü vefat etmiş bir insan, ailesi de mesela bu noktada çok sıkıntılar çekmiş. İş Bankası'nın hazırlamış olduğu bir belgeselde de ki ciddi paralar harcanarak hazırlanmış bir belgeselde de aynı hatalar yapılmış. Mesela bunlardan bir tanesi ki biraz önce 1871 doğumlu demiştik İsmail Hakkı Kaptan'ın Heybeliada Mektebi Fünunu Bahriye-i Şahane, yani denizcilik okulundan mezun olduğu tarih 1891, yani 20 yaşında mezun olmuş. Şimdi İsmail Hakkı Kaptan çok tecrübeli bir denizci. Yani o vakitler 1919'u elçi olarak aldığınızda 1891'den ondan sonra 1919'a kadar kaptanlık yapmış ve sırf Karadeniz'de 5 yıl çalışmış. Şimdi söylenen sözlerden biri şuydu: kaptan şeyi bilmiyor. Karadeniz'e, Marmara Denizi dışında bir denize çıkmamış deniyordu ki, halbuki İsmail Hakkı Kaptan bırakın Karadeniz'i, ta Hint Okyanusu'na kadar Hint Denizi'ne açıldığını açılmış bir kaptandı. Torunu olan Nejat
Ulugöl Bey'le biz de açıklıyor. TRT'ye de zaten şeyler olmuş. Yani belgeselden sonra başvurmuşlar ve bu metnin nasıl yazıldı, kim yazdıysa bunun düzeltilmesi gerektiğini söylemiş. Yani ki zaten şu da zannediyorum ki beklenmezdi ki siz biraz önce Sultan Vahdettin'in Atatürk'e olan hitabından bahsettiniz. Yani böyle söylüyor ve son umut, yani bu millet için son umut olarak Atatürk'ü gönderirken herhalde acemi bir kaptan da gönderemezdi. Yani çok tecrübeli bir kaptanın eline emanet etti. Ve bunlar iki defa görüştüler. İşte bu da önemli. İki defa görüşme yapıldı. İsmail Hakkı Kaptan Atatürk'ü ziyaret ederek ondan rotayı ve diğer emirleri aldı ve yerine getirdi. Daha önemlisi tabii ki bu Samsun'a çıkan kadronun gelecekte yeni bir Türk devletinin kuruluşunu hazırlayacak yola çıkıyor. Onun için bu efendi kaptanın çok güvenilir kimliği de bunda etkili olmuştur. Hatta personelini bile kendisini seçmesi istenmiştir. Siz de hatırlattınız onu. Henüz Kız Kulesi açıklarında bulunan geminin İngilizler tarafından aranması esnasında hep personele dikkat etmiştir. Ne yapıyor İngilizler karşısında sıkıntıları var mı veya çekiniyorlar, bir korkaklıkları var mı gibi baktığında personel hiç ilgilenmiyor. Onlar sağa sola arıyorlar ama son söze Atatürk, yani Mustafa Kemal cevap veriyor. O da diyor ki onlar araya dursunlar. Demirden başka bir şeye akılları ermez. Asıl giden şeyin, gizli şeyin beyinlerde olduğunu, çok büyük bir ülküyle, çok büyük bir inançla giden insanların farkında olamazlar bunlar diyor. Tabii ki bu çok ciddi bir güvenilirliği. Hatta Kurtuluş Savaşı'nın temelinde bu vardır. Evet. Güvenilir olmayan kimlikler İstiklal Harbi esnasında ve hazırlık döneminde kaybolup gitmiştir. Evet. Tabii burada İsmail Hakkı Kaptan... Burada ben birincisini söylediniz. Evet. Onun hayatında burukluk hissettiği konulardan birisi bu. Birisi... İşte Mustafa Kemal sadece onunla işte 16 Mayıs akşam saat 18 gibi. Evet. 17.55 falan deniliyor ama 18 gibi Karadeniz'e açılmak üzere hareket eden gemide karşılaşmış gibi, bandırma vapurunda karşılaşmış gibi veriliyor. Halbuki 15 gün önce Şişli'deki evde bunun görüştüğü. İkincisi, onu çok üzen konulardan birisi aslında söz arasında geçti. Evet. Geminin hurda olduğu, batık bir gemi olduğu, para ketesinin bulunmadığı, yani surat ölçen aletinin olmadığı, pusulasız yola çıktığı gibi konularda onu çok üzmüştür. Tabii ki kendisini doğrudan ilgilendirdiği için adeta kaptan acemiydi gibi bir anlayışa götüren yönüyle çok burukluk hissettiği oluyor. Hocam isterseniz şöyle bir ifadesi var. Yani Ulus Gazetesi'nden net bir şekilde okuyayım. Kendi ağzından ifade edelim. Diyor ki 1919 tarihinde bandırma vapuruyla Atatürk'ü İstanbul'dan alıp Samsun'a götürdüğümüz sefere gerek hareketimizden evvel gerekse yolda şahit olduğum ahvalden hatırıma gelenleri aşağıya yazdım diyor. Evet. Hareketimizden bir gün evvel paşa beni idare eden Harbiye'deki dairesine çağırtmıştı. Bu ikinci görüşmeleri. Yani daha önceki görüşmeden sonraki. Çünkü daha önce evde bir görüşmeler meydana geldi. Şiş'teki evde. Gittim ve kabul buyuruldum. Sureti hareketimize dair bir takım izahatte bulundular. Lazım gelen cevapları verdim. Ertesi günde öğle üzeri hareket edileceğini ve geminin hazır bulundurulmasını emir buyurdular. Fil hakiki o gün zevalde gemiyi teşrif ettiler. Kontrol heyeti geldi. İşte burası çok önemli. Çünkü yani devlet kademesinde bulunan ordu disiplinini bilen her insan bilir ki ondan sonra mesela elinizdeki tank mıdır, top mudur, ondan sonra gemi midir, ne varsa hepsini siz tekmil alırsınız. Yani her şeyi sağlam mıdır, bakımı yapılmış mıdır, uçağınız mıdır? Yani bu kontroller olmadan tabii ki mümkün değil. Yani bu devlet geleneğini de biraz hafife almak diye izah ettim ben. Hemen hareket edebileceğimizi söylediler. Yani geminin bütün hazırlıklarının tamam olduğunu, isterseniz de hemen hareket edebileceğinizi, ki diyor biz de derhal hareket ettik. Boğazdan çıkar
giderken müthiş bir fırtınanın icra-i hükmetmekte olduğunu gördük. Ne kadar şiddetli fırtına olursa olsun yolumuza devam etme kararı almıştık. Yani bu çoğul bir ifade. Yani demişler ki gitmeden önce neyle karşılaşsak karşılaşalım durmak yok. Durmak yok çünkü Boğaz'da çok miktarda İngiliz gemisi var. Hatta ifadelerden biri de şöyledir. Yani kaptanın, yani ne kadar usta bir kaptan olduğunu da ifade eden bir şeyde yine bir kaynakta görmüştüm. Şöyle diyor. Kaptan peşine düşen iki tane İngiliz gemisini diyor şaşırttı diyor. Kıyılardan diyor. O kadar gemilerin giremeyeceği yerlerden yani biraz da belki risk atarak da kendini de risk atarak o kadar kıyıya yakın gitti ki diyor. İki İngiliz gemisini diyor atlatmayı başardı diye de kaptanın ustalığına dair de bir ifade orada var. Durak yerleri olarak evet. Önce İnebolu. İnebolu. Evet. Daha sonra Sinop. Ve Samsun. Yani evet. Bu henüz yola çıkıştan önce belirlenmiş rotası, geminin evet. Rotası. Ama bu aralarda, evet. Limanlar arasında ortaya çıkabilecek tehlikeli bir durum karşısında da neler yapılacağı daha önceden talimat olarak kendisine ulaştırılmıştır. Evet. Atatürk yalnız bu gezi sırasında ne İnegöl'de ne Sinop'ta biliyorsunuz ikisinde de herhangi bir şekilde durmadı. Yani buralara ki Sinop'ta zannediyorum Vali Bey'in de çok isteği vardı. Ondan sonra Atatürk'ün Sinop'a gelmesini aslında Samsun'dan önce Sinop'a gelmesi gibi bir hayal de düşünmüş, güzel düşünmüş bir hayaldi ama Atatürk bir mesajla buraya cevap verdi. Bir de güzel taraf şu şimdi tabii Türk ordusunun bir dehası bu. Yani kendi iç mekanizmasının da çok iyi işlediğini düşünüyorum. Her gittikleri yerde işte İnegöl'de de Sinop'ta da hep Samsun'a haber verildi. Ne durumda oldukları ile ilgili telgraflar çekildi. Bu da hem halka mesaj veriliyor, Sinop halkına, İnegöl halkına iyi dileklerde bulunuyor. Hem de bir taraftan da o iyi dilekleri götüren insanlar bir taraftan da oradan hemen telgrafın başına geçiyorlar ve Atatürk hakkında Samsun'a gerekli bilgileri veriyorlar. Hocam ben de size bir soru sorayım. Şimdi biz arz ediyorum ki yani gönlümden geçeni söylüyorum. Şimdi biz bu konularda çok heyecan duyuyoruz. İstiyoruz ki insanımız da bunlardan heyecan duysun. Yani bunlar küçük şeyler gibi gözükebilir. Ayrıntılara takılmış gibi gözükebiliriz. Ama bu ayrıntılarda çok önemli şeyler var. Yani gemiyi 7 mile çıkarmışlar. Atatürk metanetli duruyor ama diyor o kadar berbat bir havadaydı ki hepsi kameralarına kapanmıştı diyor kaptan. Yani o kadar kötüydü ki geminin hali diyor. Yani orada herkesin içi dışına çıkmıştı diyor. İnsanlar çok büyük sıkıntılarla ama Anadolu'ya imanı götürerek tabii gidiyoruz ki. Atatürk'ün sözü. Şimdi insanlar bu noktalara yani biraz daha mı duyarlı olsalar bu milli bayramlarda acaba coşkumuzu şöyle gümbür gümbür ki biz bu bayramları gümbür gümbür yaptığımız zamanları da biliyorum. Böyle bir hassasiyeti de açıkça bekliyorum. 19 Mayıs geliyor şöyle evlerimize bayraklarımızı assak böyle süslesek. Bir de şu var gençlik meselesiyle ilgili küçük bir şey de söyleyeyim size atacağım söz hocam son olarak. Yani gençlik bayramı derken çocuklara gençlere 23 Nisan'a çocuklara 19 Mayıs'ı gençlere havale etmek yerine ki burada çok önemli bir şey var. Yani genç meselesi yani genç fikirli demek aslında. Genç fikirli. Doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir. O yüzden evet. Hepimiz genciz bu noktada. Cumhuriyetin değerlerine inanan insanlar olarak genciz ve bu bayramları bu şekilde kutlayalım diye gönlümden geçiriyorum coşkuyla. Tabii ki bu hepimizin arzu ettiği bir konudur. Biz burada görevimizi yaptık. Bundan sonrası yerel yöneticilere kalıyor bir. İkincisi tabii ki kentsel dönüşüm diye bir şey tutturduk gidiyoruz. Orada büyük rantlar var. Aslında bu milli konulara biraz da hamasetle yaklaşarak. Evet. Hamaset devri sona erdi ama biz yine de bir hamaset yapalım. Bu hamaseti harekete getirecek rant alanları açmak da mümkündür. O halde mesela İstanbul'da bir miniatür var. Büyük de para getiriyor. Getirisi de var. Evet, evet. Ama biz Kayseri'de buna benzer ya bir fuar alanı içerisinde böyle bir şey yapmak
ziyaret yeri olarak yapmak, çünkü Kayseri buna çok layık ve açık bir yapısı da var. Adeta açık hava müzesi gibidir. Ondan dolayı bu bayramlarımıza heyecan getirmek mecburiyetindeyiz. İki, bizim vefa ve sadakat, bağlılık borcumuzdur bu kahramanlara karşı. Bunlara karşı görevlerimizi de ihmal etmemek gibi bir sorumluluğu taşımak mecburiyetindeyiz. Sayın izleyiciler, bir tarihname programıyla karşınızda olduk. Sizlere sağlıklı günler ve iyi akşamlar diliyorum.